Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Mayıs pazartesi günü akşam 20-25 sularındayken kısa vadeli altın analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet öncelikle cuma gününü telafi ettiğimiz dünkü bir analizimiz vardı. O analizde neler söylemiştik ondan sonra yine bugünkü duruma bakacağız. Ons altında durumun zayıf olduğunu ancak gram altında yükselişe çok yakın olduğumuza ve yarın da yükseliş trendine girebileceğimizi başlığa yazmıştık ve özet kısmada şunları yazmıştık. Ons altında 1775 altında kaldıkça ufak bir düşüş trendi devam eder demiştik. 1780'den başlamıştı bu düşüş trendi hatırlarsanız. 1775'lerin altında kaldıkça da hareketin negatif olduğunu size aktarmıştık yani trend açısından. Destek dirençleri verdikten sonra da gram altında yarın yükseliş trendine 471'den girebiliriz demiştik yani bugün için. Ve burada da direnç noktalarını 474, 476, 480 bölgeleri desteği de 470, 468, 465 olarak vermiştik. Peki şimdi ons grafiğini açıyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok güzel bir hareket var altında. Yani ben altın yatırımcısı için bu hareketi mükemmel görüyorum. Çünkü dolarda zaten bir yükseliş trendine girmiştik. Bugün geri gelse de Amerikan faizlerinden dolayı birazdan açıklayacağım bunu dolar videosunda. Burada ben asıl hareketi dolar tarafında bekliyordum. Ons tarafındaki hareket bu işin ekstrası oldu. Neden arkadaşlar? Çünkü biz biliyorsunuz şöyle bir yükseliş trendinde devam ederken burada bir yükseliş hareketi bozulmuş ve sonrasında da 1780'lerden ufak bir düşüş trendi meydana gelmişti. 1760'ların altına kadar saksa da bakın dikkat edin 1760'ların altında bir kapanış gelmemişti. Hatta 1770'lerin de altında bir kapanış gelmemişti. Burası da bizim için önemliydi bakın burada da 1770'ler ve 1769'lar önemli noktalardı o noktaların birazcık altında kapatsa da yine de arkadaşlar bugün tekrardan toparlayarak yukarı doğru gitti ve burada dikkat edin bu yükseliş trendinden sonra şöyle alçalan bir hareket vardı o hareketi de şöyle gösterebiliriz gördüğünüz gibi burada da bir buraya biz direkt dersek arkadaşlar burada da bir bayrak formasyonu ve bayrak formasyonu dışına doğru bir taşma meydana gelmiş. Biz şöyle bir detay var arkadaşlar, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Onu birazdan söyleyeceğim. Öncelikle burada eğer yukarı doğru kırılım devam ederse, formasyon gereği nereye kadar gidebiliriz diye baktığımızda karşımıza çıkan seviye 1810'lar, 1813'ler arkadaşlar. Orası da zaten bir önceki tepemiz olan 1812-13 seviyesi karşımıza çıkacak ve burada da bir çarak tamamlanmış olacak diye söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, şu çizgiyi silelim. Şu Fibonacci seviyelerini de silerim. Biz şöyle bir sıkıntı var. Biz şuradaki yükselen kanalı, yani oraya da yine renkli bir şekilde çizelim. Dün dedi bunu çizmiştik hatırlarsınız. Evet, bu bizim ana hareketimizdi ve ana hareket içerisinde de şöyle hareket ediyorduk. Göstermek için yapıyorum bunu. Sadece anlamı yok ama. Pardon. Şöyle göstereyim size. Kalın çizgi açayım. Evet şöyle böyle böyle alt tabanı üst tabanı orta taban üst taban alt taban ve kırılmıştı. Tekrar yukarı doğru sektik tekrar aşağı geldik. Ve tekrar şimdi yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Ve burada da e, dikkat edilmesi nokta, gereken noktada ne oluyor? Buradaki tabii ki arkadaşlar alt destek noktasındaki bizim çizgi noktamız. O çizgiyi de ben size renklendireyim. Mor renge boyuyorum arkadaşlar. Bakın mor rengin üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Aslında mor rengin üzerine çıktık 1798'lere. Ve burada da yine kısa vadede iki tane tepe oluştu arkadaşlar. Bakın 1798'i geçememiştik. Tekrardan 1798'e geldik. Oradan bir miktar kar satışları gelebilir. Örneğin 1785'lere doğru bir Geri çekilme hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, sağlıklı bir yükseliş için bunun olması gayet doğaldır ve olması da sağlıklıdır demek istediğim bu. Şimdi burada arkadaşlar bu sebebin üzerine çıkamazsak ne olur? E, biz burada yükseliş aldıktan sonra tekrardan aşağı doğru gelir ve şuradaki kanalın da altına sarkarsak yani 1780'lerin altına tekrar sarkarsak burada e, düşüşün onayı olmuş olur arkadaşlar. Bu pek hoş olmaz. Buna dikkat etmek gerekiyor olumsuz açıdan. Onun dışında olumlu tarafta biz burada e, aylık ve haftalık bazda yukarı doğru hareketimiz devam ediyor arkadaşlar. Haftalık bazda 1769'ların üzerinde kalmamız gerekiyordu biz bu hafta. Yine o seviyenin de üzerinde çıktık. Bu da iyi bir durum. E, günlük bazda da dün ne demiştik? 1775'lerin altında kaldıkça düşüren devam eder demiştik. Ve bugün 1775'lerin üzerine çıktığımıza göre ve kendi analizimde sisteminde değerlendirdiğimde ve burada da en basitten arkadaşlar bakın burada bir trend kırılımını siz de görüyorsunuz. Yukarı doğru 1787'nin üzerinde kaldıkça bu hareket yukarı doğru çok rahat gitme potansiyeli oluşturacaktır diye konuşabiliriz. Ve burada da yine eğer uzun vadeli daha doğrusu orta vadeli bir hedef koyarsak orta vadedeki hedefe de baktığımızda karşımıza çıkan seviye arkadaşlar 1804-1833'ler gözüküyor. Hatta daha ileride de 1881'ler gözükme imkanı e, görebiliriz ilerleyen haftalarda diye sizlere anlatmak istiyorum ve burada da şu kanalda tekrar çizelim Evet bu kanal biraz bozuk kalmış hemen düzeltiyorum arkadaşlar Evet burada tekrar kanalın içerisine girersek burada daha üst noktalara ilerleyen aylarda karşımıza çıkabilir sert yükselişler meydana gelirse. Şimdi biz önümüze bakacağız arkadaşlar kısa vadeye. Kısa vadede de biz burada 1780'lerin üzerinde kaldıkça burada yükseliş trendimizin artık devam edeceğini bahsedebiliriz. Artık 1780 üzerinde kaldıkça biz bu yükseliş trendini devam ettireceğiz diye konuşabiliriz. Ve buradaki yükseliş trendimizde artık bakın burası bir ufak bir düşüş trendi diye hep bahsettiğimiz nokta burasıydı. Artık burada bir yükseliş trendi başladı. Bu yükseliş trendinin büyümesi için de demin çizdiğim arkadaşlar alttan gelen desteğin bakın bu paralel kanalın içine girmesi gerekiyor. İçine girmesi için de gereken seviye 1800'ler. 1800'lerin içine girerse o zaman daha da hareket yukarı doğru sertleşecektir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve burada da bugün biz geliyoruz 10 sinyal tablosunda 1774 seviyesinden yükseliş trendinin başladığını e, sizlere aktarmak durumundayız. Çünkü o seviyenin üzerine çıktık ve bu noktadan da artık yeni bir trend başlattığımızın teyidi oluştuğunu düşünüyorum. E, tabii ki bir miktar aşağı geliriz 1785'lere ama ana trend 1780 üzerinde kaldıkça devam eder diye şimdilik söyleyebiliriz. Peki Şimdi tekrardan e, ana sayfamıza döndük. Burada indikatörler açısından değerlendirdiğimizde çok sıkıntı yok. E, yolumuza devam ediyoruz. Ancak burada 5 saatlik vadeye baktığımda dikkat edin. Burada bir tepe noktası e, oluşmuş. Çok kısa vadede çok sert bir yükseliş olduğu için ve burada da isterseniz e, uzaktan bakarsanız arkadaşlar bakın iki tane tepe oluştuğunu burada da gözlemleyebiliyorsunuz artık. Şöyle bir eğer yükselişe devam edecekse de şöyle ufak bir kulp yapmak gerekiyor. Bu ufak kulbu da 1785'lerde yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu noktalara kadar geri gelmesi gayet makuldür diye düşünüyorum. 1785'ler, 83'ler o civarlar bizim için bir geri çekilme kar satışlarında gelebilecek seviye diye olarak kabul etmek çok saçma olmaz diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar burada artık yavaş yavaş ons tarafını bitirip gram tarafına dönebiliriz. Gram tarafında arkadaşlar dün de söylediğimiz gibi 471 TL'den yükseliş trendine girebiliriz demiştik ve gerçekten de bugün yükseliş trendine başladık ve bugün de çok sert bir yükseliş arkadaşlar nereye kadar geldik 479'ları gördük ve şu anda 475'lerde geziniyoruz ya tabii ki kar satışları olması doğal ve burada da 472'ler benim tahminimce yükseliş trendinin başladığı noktaya da baz alırsak şöyle bakarsak arkadaşlar burada 472'ler var. Evet 472'lerin üzerinde kaldıkça bu yükseliş trendinin güçlü bir şekilde devam edebileceğini konuşabiliriz. 471'ler yine altta destek. 475'ler burada yine destek arkadaşlar. Üst tarafta da 478'e olduğunu söyleyebiliriz. Ve alttan da desteği şöyle çizmiştik. Bakın alttan 3 tane destek noktası alt tabanları birleşiyordu. Ve burada bir boşluk oluştu bakın bu alt bacakta. Ve geri çekim hareketlerinde de yine 471'ler önümüzdeki günlerde kar satışlarında meydana gelebilir. Ama şu an için Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar kısa vadede Ve kısa vadede birazcık görüntüye uzaktan bakarsanız e, biz e, Ne zaman söylemiştik hatırlamıyorum ama e, 444'ler civarında aylık ve haftalık ba bazda 500 TL'leri artık konuşabiliriz dediğimizde arkadaşlar Öncelikle biz burada e, 485'leri gördük şu an e, ondan sonrasında 463'leri gördük ve şu anda 475'lere gidiyoruz Eğer biz bu hareketi 485'lerin üzerine taşırsak ve 510'lu 508 hareketleri görme imkanımız karşımıza yakın vadede çıkacak. Şimdi bazı yani neyse arkadaşlar bir şey söylemek istemiyorum ama bazı arkadaşlar 500 TL diyordun hani ne oldu falan diyor. Yani bugünden yarına 500 TL olacak diye bir şey yok. Olmaz zaten. Oluyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Siz istiyorsunuz bugün 500 TL olsun, yarın 600, öbürsü gün 1000, ondan sonraki sene 2000, o zengin oldum ben parayı vurdum işi gücü bırakayım emekli olayım. Ya böyle bir şey yok. Çiftlik bank, kripto para bunların hepsi aynı kafadaki insanların yapısı. Hiç değişmiyor. Bu insanlar da para kaybettiği zaman açıkçası üzülmüyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Aşk gözlüğün ve sabırsızın sonu yok. En büyük hata, en büyük düşman iki tane özellik arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani kusura bakmayın ama bunları söylemek zorundayım. E, zorunuza gidiyor mu ama e, yani kusura bakmayın bunu da söylemek zorundayım. Gidiyorsa da bitsin arkadaşlar burada e, biz doğruları söylemek zorundayız ve burada da biz e, bu düzeltmeyi yaptıktan sonra yolumuza devam edersek burada hedefimizin bizim artık 495'ler olabileceğinden bahsedebiliriz burada 20 e, TL kabaca koyduğumuzda 497'ler e, önümüze çıkabilecek seviyeler birazcık da orta vadede ama şu an için erken arkadaşlar hemen e, ne zaman olur? ne zaman gideriz? ya bunlar için erken. Öncelikle biz burada bakın 508 TL ne zaman söyledik? E, yaklaşık 1,5-2 ay öncesinde söyledik. Ve burada da öncelikle geçmemiz gereken seviye 484. 484'lerin üzerinde bir kapanış görmedikçe 500 TL unutun. Öyle bir şey olamaz yani. O yüzden acele etmeden adım adım hareket edeceğiz. Ha, uzun vadeli analiz yaparız. Orada konuşuruz bunları. O ayrı mesele. Biz burada aylık bazda 1-2 ay, ay içerisinde 500 TL'lerin gelme olasılığını ben ee, çok düşük olmadığını hatta yüksek olabileceğinden bahsediyorum. Onda bir sıkıntı yok. Ee, haftalık bazda da hatta burada e, yine birazcık sıkıntılı gözüküyor. Birazcık kar satışları gelebilir. Ama biz burada yine de arkadaşlar yakın vadede e, yani şöyle diyeyim 7-8 hafta sonra yine 500 TL'ler görülebileceğini tahmin edebiliriz. Ama burada kar satışları gelecektir. Böyle patır kütür yukarı doğru gitmesi mümkün değil ve burada da yine formasyon açısından da bir resme resmedersek arkadaşlar grafiğe dökersek. Bakın burada bir üçgen hareketi vardı. Bu üçgen hareketi burada yukarı doğru kırıldıktan sonra da formasyon gereği yukarı doğru katladı. Ve gördüğünüz gibi 485 lira gitti. Sonrasında da kar satışları geldi. Bakın şu şekilde kar satışı geldi. Ve burada da düzeltmesini yapıp yoluna devam ederse e, şu şekilde bir desteği var artık. Bu destek üzerinde kaldıkça biz e, yukarı doğru ikili tepeye doğru. Devam ederiz ve bu noktada da eğer bu seviyenin üzerine açarsak, ee, bakın şuradaki şuradaki desteği paralelini alırsak arkadaşlar, dikkat edin, ben de sizlerle beraber bakıyorum. Kabaca burada bir paralel kanal oluştuğunu gözlemliyoruz ve gördüğünüz gibi de burada paralel kanal içerisinde düzeltmesini yapıp yukarı doğru hareketinde ee, biz 510'ları, 505'leri yine ee, Mayıs ayı veya Haziran ayı soyunda, sonunda sonunda görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum ama patır kütür hemen olmasında beklememek gerek de e, var diye düşünüyorum ben. Peki arkadaşlar şimdi lafı uzatmadan artık özetimizi yapabiliriz. Şimdi yine ONS'tan başlayarak özetimizi yapalım. ONS altında 1774'ten yükseliş trendi başladı. Ee, 1780 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. 1785 1783 arasına kar satışı gelebilir. Destek 1785 1780 1774. Direnç ise 1790 1798 1802 hatta 1812'yi de yazabiliriz. Biraz önce bahsetmiştik gram altında. 471'den yükseliş trendi başladı. 472 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Peki destek ne? Destek 475, 473, 471. 470 de yazabiliriz. Önemli destekler var bu bölgede yakın noktada. Direnç noktasında 478, 480, 484 ve 484'ün üzerindeki rakamları da şimdilik yazmamak gerekli diye düşünüyorum. O seviyenin üzerine çıkarsak yazarız. Ve son olarak da burada arkadaşlar yine gram analiz, gram sinyal tablomuza geçerek 471'den yüksek sinyalinin başladığını Buraya aktarabiliriz. Ons altında, on, evet, on altında olduğu gibi buraya da yine 471'den. Dün söylediğimiz gibi 471 seviyesinden yükseltirilinin başlayabileceğinden bahsetmiştik. Gerçekten de başladı arkadaşlar. Bunu da takip etmeye. Devam edeceğiz yarın yine kısa vadeli e, analizlerde. Siz de bizleri takip ederseniz bunlardan haberiniz olacaktır. İsterseniz abone olabilir ve bildirim seslerini açarsanız arkadaşlar kanalımızdan abone olduktan sonra sağ taraftan da ve bu e, videoları da takip etme şansını bulabilirsiniz. Eğer arkadaşlar teknik analiz e, meranız varsa, teknik analiz öğrenmek istiyorsanız e, ömür boyu sizin de faydalanabileceğiniz bir eğitim seti hazırladık. Teknik analiz eğitim seti. Bu konuda bilgi almak, almak isterseniz teknikanalizfthgmail.com adresine bir mail atarsanız boşta olsa sizlere otomatik cevap verilecektir. Ve burada da bir tanıtım videosu var. Hoşçakalın, İyi akşamlar.